Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, sizlerle birlikte kronolojik Osmanlı tarihini anlattığımız serimizde en son olarak 1880-1884 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1884-1891 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 7 yılda meydana gelen gelişmeli olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1884 Mülkiye Mühendis 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu. Bu sayede devlete sivil alanda hizmet üretecek olan çok önemli bir okul daha hizmete geçirilmiş oldu. 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-i Berri Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması. Yani 1 Kasım 1884 tarihinde devlete sivil alanda memur yetiştirmek amacıyla 20 Haziran 1884 tarihinde kurulan Mülkiye Mühendis Mektebi 1 Kasım 1884 tarihinde Mühendishane-i Berri Hümayun'un bir odasında eğitim vermeye başladı. Tabii ki bunun amacı ne? Devlete sivil alanda ihtiyaç duyduğu, günümüzde bürokrat veya bürokratik kilit dediğimiz insanların yetiştirilmesine vesile olmak ve bu insanları Osmanlı Devleti'nde yetiştirmek. Yani burası, bu kurum tamamıyla sivil bir oluşum. Evet. 1884'ün 2 aralığında Yahya Kemal'in doğumu. 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı. Ve Rumeli'nin günümüzde sadece elimizde Rumeli'den günümüzde sadece elimizde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçeleri dışında kalan bölgelerin elimizden çıkması gerçekleşiyor bu tarihte. 1885 tarihinde Abdülhak Hamid'in Makberi'nin neşri. 18 Eylül 1885 tarihinde Doğu Rumeli Eyaleti Valiliği'nin Bulgaristan planetine verilerek bu bölgedeki Osmanlı Devleti kontrolünün zayıflaması. Yani bu olay da şunu sağlıyor. Osmanlı Devleti'nin bir vali aracılığıyla yönettiği bir eyalet artık Bulgaristan prensinin nezdinde temsil edilir hale geldiği için devlet bir eyaletindeki temsiliyet hakkını kendisi yönetmek yerine başkasına devretmesinden ötürü devletin o eyaletteki, o bölgedeki gücü ve meşruiyeti zayıflıyor. 1886 Adana Mersin demir yolu hattının tamamlanması Sultan Abdülhamit zamanında. 1886 Maarif Nezaretine bağlı olarak Mektebi Gayrimüslime ve Ecnebiye müfettişliğinin kurulması. Maarif Nezareti günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Osmanlı Devleti'ndeki ilk yapı tasarıdır. Yani Maarif Nezareti dediğimiz yapı günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın Osmanlı Devleti'ndeki halidir. Peki Mektebi Gayrimüslim Müslime nedir? Müslüman olmayan insanlara, Müslüman olmayan kadınlara, çünkü Müslime diyoruz. Kız ve kadın ekidir. Müslim, Müslüme.
Müslüman olmayan kız ve kadınlara Osmanlı Devleti'nde kendi dini inançlarına göre ve kendi gelenek, görenek, örf, adet, inanç durumlarına göre eğitim almalarını sağlayan bir kurumdur. Ve ecnebiye, yani bu kurumu denetleyen müfettişlik kurumudur. 1886-87 Darül Muallim'in yatılı hale getirilmesi. Yani bu sayede merkezdeki, İstanbul'daki payitahttaki öğretmen okulları yatılı hale getirilerek insanların İstanbul dışına çıkmadan daha rahat bir şekilde eğitim almaları sağlanıyor. 1887 Yedi Kule Hava Gazı Fabrikası'nın kurulması. 1887 Ahmet Haşim'in doğumu, Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı. 5 Şubat 1887 Beşir Fuat'ın intiharı. 1888 Haydarpaşa, İzmir, Ankara demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesi. Yani İstanbul, Ankara, İzmir demiryolu Almanlara verilerek, Almanlara imtiyaz verilerek bu demiryolunu Almanların yönetmesi kararlaştırılıyor. Ve bu da devletin dış politikasını ve iç politikasını olumsuz yönde etkileyen bir gelişmedir. Değerli dostlarım. 1888 Beyrut'ta Saint-Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması. Yani Katoliklerin burada kendi dini inançlarına, kendi gelenek ve örneklerine göre eğitim almaları için bir okul kuruluyor. Bayitler sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması. Yani veterinerlik tekrardan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyor. 1888'in 2 Aralığı. Namık Kemal'in ölümü. 1889 eski adı kuruluştaki adı İttihadı Osmani Cemiyeti olan ve bizim de ilerleyen tarihlerde İttihat ve Terakki Partisi olarak bildiğimiz ülkeyi Birinci Dünya Savaşı'na sokan zararlı oluşum ki bu partidir. Bu partinin İttihad Osmani Cumhuriyeti adıyla 1889 tarihinde kurulumu gerçekleşiyor ve İttihad Osmani Cumhuriyeti isimli sonradan da İttihat ve Terakki Partisi adını alacak olan oluşum bu tarihte kuruluyor. 1889 lise öğrenimine dayanan 4 yıllık bir mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması. Bu da sivil bir veterinerlik okuludur. Değerli dostlarım, 4 yıllık lise eğitimin usulüne göre eğitim veren sivil veterinerlik okuludur. 1889 bunu söyledik. 1889'un 27 Mart'ı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun doğumu gerçekleşiyor değerli dostlarım. Ve ünlü edebiyatçı bu tarihte doğuyor. 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini artırmaları gerçekleşiyor. Dostlarım, Ermeni ihtilal çeteleri kendilerine bağımsız bir devlet kurmak amacıyla Osmanlı Devleti'ne isyan ederek Osmanlı Devleti'ndeki zayıf ve güçsüz sivil halka eziyetler, işkenceler uyguluyorlar. Bunların da tek amacı kendi devletlerini kurmak. Tabii ki bu devletçilik fikrini bunlara kim asılıyor dersiniz. Tabii ki de bunlara devlet olma fikrini asılayan da Rusya. Dönemin Rus Çarlığı. Çünkü Rusya sıcak denilmektediği için Ermenileri de kendi yanında bir masa olarak kullanmak istiyor değerli dostlarım. Ermenilerin de bu olayları ilerleyen tarihlerde Ermeni zorlamalarının artık dayanılmaz hale gelmesi üzerine Ermenilerin sürgün edilmesine karar veriliyor. Ve Ermeni sürgünü dediğimiz olay da Batı kamuoyundaki gibi değil, Türk kamuoyunda anlatıldığı üzere. Çünkü Batı kamuoyu abartıyor olayları, böyle bir olay yok. Bu tarihte, yani ilerleyen yıllarda meydana gelen bir olay değerli dostlarım. Şimdi değerli dostlarım, Makber şiirini dinleyelim.
videomuzun geri kalan kısmında. Evet dostlarım, Abdülhak Hamit'in de Abdülhak Hamit Tarhan'ın da Makber şiirini böylelikle dinlemiş olduk. Kıymetli dostlar, bu dönem Sultan Abdülhamit'in sözde kendi boyunduruğu altında geçtiğini iddia ettikleri ama aslında Sultan Abdülhamit'in büyük bir deha ile Osmanlı Devleti'ni yönettiği çok önemli bir dönemdir. Bu dönemler, Sultan Abdülhamit yılları. Çünkü Sultan Abdülhamit kimilerine göre Kızıl Turtan, kimilerine göre Ulu Hakan. Kimisine göre ulu bir hakandır, büyük bir hakandır, büyük bir komutandır. Yıkılmakta olan bir devletin ömrünü ortalama 50 yıl kadar uzatan çok muhteşem bir dehadır. Bunu da videomuzun bu kısmına belirtelim. Yani Sultan Abdülhamit olmasaydı böyle bir şey, yani devlet 50 yıl erken yıkılırdı. Bu da çok açık. Zaten kendisinin de söylediği bu konuda sözleri var. Devleti 10 yıl yönetmen onları 100 yıl yönetmiş gibi sayayım diye. Diğer iki kardeşi için. Yani kendisinden sonra gelecek iki padişah için. Evet, kıymetli dostlarım. Kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1884-1890 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1891-1895 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte bu 4 yılda meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kısa, net, öz, anlatılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşim. Allah'a emanet olun.